İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Belediye başkanı tarafından 15 arkadaşımız haksız ve hukuksuz bir şekilde belediyenin maddi durumunu gerekçe göstererek iş haddimizi feshetti. Biz buna karşı tüm yasal olarak tüm haklarımızı, hukuksal yollardan tüm şeylerimizi arkadaşlarla beraber sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Biz Başkan Bey bu konuyla ilgili defalarca görüşmemize rağmen, defalarca bir takım şeyler kendimizden fedakarlık göstermemize rağmen sunduğumuz her şeyi, teklifi, şeyi kabul etmedi. Yani çözümü belediyenin mevcut olan borcunu, çözümünü işçi çıkarmakta buldu. Halbuki seçim zamanlarda halka verilen sözler var, vaatler var. Hiçbir işin için tam tersi insanlara istihdam sağlamak için bir sürü proje ve vaat açıkladı. Fakat seçimden 3 ay sonra vaadi 15 tane işçinin ve emekçinin işine son vermek oldu. Yani biz bununla ilgili tüm yasal olarak, hukuksal olarak tüm şeylerimizi son işçi arkadaşımız kadar işe alınana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm kamuoyunun bilgisi olsun ve tüm Nazmiye halkından da bunun desteğini bekliyoruz. 2,5 yıldır belediyede çalışmaktayım. Nazmiye Belediyesi'nde çalışmaktayım. Mevcut gelen başkanımız bizi işten çıkardı. İki çocuk annesiyim. Kardeşlerim, eşimden ayrıyım ve kardeşlerimin yanında yaşıyorum. Bir oğlum üniversite öğrencisi. Üniversite okuyor, diş hekimliği. Yalnız bizi işten çıkardığı için mağdur olduk. Ve ihtiyaçlarını hiçbir şekilde karşılayamayacağım. Bunun bir an önce son bulmasını istiyoruz. Ve iş haklarımızın geri verilmesini istiyoruz. Biz 15 arkadaş işten çıkarıldık. Şimdi ilçemiz çok küçük bir yer. Yani iş olanakları çok az. Yani Sayın Emrah Bey gelir gelmez ilk icraatı olarak biz 15 arkadaşı işten çıkardı. İlçemizin mali durumu çok kötü yani. İş olanakları yok. Bu durumla bizi göçe zorluyor. İmkansızlıklarla boğuşmaya itiyor. Bizim tek amacımız işe geri dönüş. Yani ilçemizi terk etmemek adına burada çalışmaya devam etmek. (Gülüyor)